Yaşar Süngü Trafikte magandalık ekonomiye de zarar. Trafikte meydana gelen kazaların dört ana nedeni var. Dikkatsizlik, halk tabiriyle artistlik yani magandalık, alkol ve uykusuzluk. Sürücü hataları detaylı incelendiğinde hız, geçiş önceliğine uymama, dönüş kurallarına uymama, şerit ve kırmızı ışık ihlali gibi alt başlıklar çıkıyor. En çok kazanın yaşandığı inler İstanbul ve Ankara. Geçen yıl trafikten men edilen araç sayısı 1 milyonu geçmiş. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 43.011 araç ağır hasar kaydıyla trafikten çekilmiş. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin SBM verilerine göre %70 ve üzeri hasara sahip araçların %96,4'ü yani 41.470'i tamir aşamalarından geçerek tekrar trafiğe çıkarılmış. Türkiye'de toplam kayıtlı motorlu araç sayısı 22 milyonu aştı. Her 3,6 kişiden birine bir araç düşüyor. 2016 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre Türkiye'de oluşan trafik kazalarının maddi bilançosu 39 milyar lira. Bugün 100 kilometrelik yoluyla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne baksak maliyeti 7,5 milyar TL bu maddi kayıpla en az 5 tane daha köprü yapılır. Son 10 yıllık veriler ürkütücü. 2009-2018 yıllar arasında trafik kazalarında 52.095 kişi yaşamını yitirirken 2.694.000 kişi yaralanmış. 10 yılda 12 milyon 19 bin 403 trafik kazası meydana gelmiş. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayısı 1 milyon 580 bin 480 olurken 10 milyon 438 bin 923 kaza maddi hasarla sonuçlanmış. Ölen kişilerin %42,9'u sürücü, %34,9'u yolcu, %22,2'si yayalar. Ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında kusur kimdi? %89,5'te sürücülerdi. İstatistiklere göre en fazla kazanın meydana geldiği ay Temmuz ayı. Şubat ayı %6 payla en az kazanın meydana geldiği ay. Ölümlü yaralanmalı kazalar %14,8 payla en fazla cumartesi oluyor. En az kazanın olduğu gün %13,7 payla salı. 186.532 ölümlü yaralanmalı kazanın %67,7'si gündüz, %29,7'si gece ve %2,6'sı alacak karanlıkta olmuş. Dünyada durum nasıl? Dünya genelinde trafik kazalarında yılda ortalama 1,2 milyon kişi hayatını kaybederken 50 milyondan fazla kişi yaralanıyor. Yani trafik kazalarında saatte 118 kişi yaşamını yitiriyor. Trafik kazaları dünyadaki ölüm nedenleri arasında 9. sırada yer alıyor. 15-29 arası yaş grubundaki genç nüfus için bir numaralı ölüm nedeni. Dünyada meydana gelen trafik kazalarının %90'ı düşük ve orta düzeyli ülkelerde gerçekleşiyor. Gerçekleşen ölümlü trafik kazalarına sebep olan 5 ana faktör ise hız, alkol, kas kullanmamak, emniyet kemeri takmamak ve çocuk koltuğu bulundurmamak olarak sıralanmış meydana gelen trafik kazalarının sosyoekonomik maliyeti 518 milyar dolar. Ulaştırma Bakanı iken Binali Yıldırım'ın trafiğe çıkan sürücüleri uyarmak için söylediği klişeleşmiş bir söz vardı. Yolların kralı yoktur, yolların kuralı vardır. Adana'dan İsveç'e giden bir kamyon sürücüsü Edirne'ye kadar 46 trafik kuralını ihlal ederken Türkiye sınırından dışarı çıktıktan sonra gideceği yere kadar yollarda yaptığı ihlal sayısı neden altıya iner? Trafik kazalarını azaltmanın yolu bu soruyu doğru cevaplandırıp ona göre önlem almaktan geçiyor. Herkese kazasız, belasız, mutlu ve huzurlu bayramlar. Uykusuzluk vücutta sarhoşluk etkisi yapar. Tatilde ile uzun yolculuğa çıkacakları uzmanlar uyarıyor. Uykusuzluk vücutta sarhoşluk etkisi yapar. Yola çıkmadan mutlaka uykunuzu alın. Vücudunuzda şişiklerin oluşmaması için de ortalama 4 saatte 500 mil su tüketin. Yolculuk sırasında en ufak bir yorgunluk veya uyku belirtisi olduğunda mola verin. Molada kısa süreli şekerleme yapın. Dinlenme sırasında çay, kahve gibi beyni uyarıcı içecekleri ölçülü olmak kaydıyla tüketebilirsiniz. Yolculuk öncesi tuz tüketimini azaltın. Lastikte doğru hava basıncı neden önemli? Uzmanların bir diğer uyarısı da araçlardaki doğru hava basıncı. Düşük hava basınçlı olarak kullanılan lastikler yol tutuş kabiliyetinizi azaltır. Direksiyon hakimiyetindeki tutarsızlığa neden olur. Islak zeminde fren mesafesini uzatır. Aşırı ısınacağından patlama riski artar. Bunlar trafik kazalarının meydana gelmesi riskini artırır. Yakıt tüketimini artırır, lastik ömrünü %30 azaltır.